düşünmezler. Ama ne olur aile yakınınıza değil, konunun uzmanına başvurun. Bu da güzel ve farklı bir öneri oldu. İlaçlardan bahsetmiştik biraz önce. İlaçların yan etkileri var mı? Bizim var. Özellikle hepatit C ve hepatit B tedavisinde kullandığımız bazı ilaçların ciddi yan etkileri var. Ama bunlar yakın bir hekim hasta işbirliğiyle ve hastaları bu konuda yeterince bilgilendirmeyle aşılabilen zorluklar. Bazen de yan etkilerden dolayı ilaçları kesmek de gerekebiliyor. Hepatit B ve C tedavisi giderek çok uzmanlık gerektiren bir alan haline geliyor. Belki ileride ülkemizde bunu belli merkezler, belli kriterlere sahip üniteler bu işi üstlenecek. Tabii ki periferdeki doktorlarla işbirliği yaparak. Peki çok kısa bir zamanımız kaldı. Hemen son sorumu da sorayım. Bazı kişiler ya da hastalar diyorlar ki sevgili seyirciler, ben şu ilacı kullandım, o yüzden hepatit gelişti bende. Farklı alanlarda kullanılan ilaçların hepatit geliştirme riski olabilir mi diye de sizden bilgi alalım. Tabii ki hepatit bir karaciğer iltihabı. Evet. İlla viral olması gerekmez. İlaçlar da en ciddi hepatit yapan etkenler grubunda yer alıyor. Ona ilaca bağlı hepatit ya da toksik hepatit diyoruz. Tamamen farklı bir konu ama biz zaten bir hepatitli hastayı ele aldığımız zaman mutlaka son 3-6 ayda kullandığı bütün ilaçları gözden geçiririz. O çok önemli bir konu gerçekten. Vaktimiz varsa biraz bu Dünya Hepatit Günü ile ilgili de çok kısa değerlendirmenizi alayım. Peki bugün de saat 10 ila 12 arası İstiklal Caddesi ve Taksim'de yaptığımız etkinlik gibi dünyanın birçok ülkesinde benzer etkinlikler söz konusu. Bütün amaç farkındalık yaratmak ve insanları bu konuda uyarmak. Biz bugünkü etkinliğimizde bir uzak doğu mitolojisi olan 3 maymunu hani görmedim, işitmedim, konuşmadım şeklinde tanımlanan 3 maymun figürünü ele aldık. Çünkü biz görmesek de ya da kulaklarımızı tıkasak da ya da o konuda konuşmasak da bazı sorunlar çözülmüş olmuyor. Hepatit de böyle bir sorun. 500 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Her yıl 1 milyon kişi ölüyor. Onun için bu konuyu gündemde tutmak için bu aktiviteyi yaptık. Umarım amacına ulaşacaktır. Umarım bundan sonra yapılacak çalışmalar da amaca ulaşmasına katkı sağlayacaktır çok diyelim. Ben de size çok teşekkür ederim. Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çakaloğlu ile birlikteydik. HT Sağlığı'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarda yeniden karşınızda olmayı umut ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Hoşçakalın.